Şimdi her şeyden önce varlık fonu denilen ve nasıl çalıştığı denetlenemeyen kuralları ortaya konamamış bir yapı ile ilgili kanaatimizi söylemek lazım. Geldiğimiz ilk gün varlık fonunu kaldıracağız. Varlık fonu hesap verebilirliği yok eden bir yapı haline dönüştü. Zaten emtia ülkesi olmayan, yani kendi başına gelir üretme imkanına sahip bir petrol ülkesi, bir doğalgaz ülkesi olmayan ekonomilerde varlık fonunun yapılandırılması bütçe dışı, kontrol dışı bir alan haline dönüşüyor. Hele hele şirketlerin, kar yapan şirketlerin dahi varlık fonuna geçtikten sonra karlılıklarını kaybettiklerini gözlüyoruz. Bu devasa bir kit gibi, istediğiniz gibi yönetebileceğiniz ve devletin 10 yıllar, bazı yerlerde 50 yılı, 60 yılı geçen kurumlarının tahrip edildiği bir tablo ortaya çıktı. Dün bir çaycı elinde karşıya kadar, çok da güzel bu eski usulle çay şeyinin içinde çayı dağıtıyor. Dedi, hadi anladık mazotu dedi. Petrolü, onlar dışarıdan geliyor da fiyatı artıyor. Bu bizim Çaykur'dan gelen şu çayın fiyatı niye artıyor? Sayın Başbakanım dedi, o kadar da zarif, güzel bir şekilde. Dedim çünkü o Çaykur'u da varlık fonuna devrettiler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani denetim dışına çıkabilmek için, kendi şahsi şirketleri gibi yönetebilmek için uyguladıkları bir yöntem bu. Telekom da bundan nasibini alıyor. Kesinlikle yanlış uygulamalar. Ve Telekom'da daha önce yapılan işlemlerin birçoğunda da hatalar var. Usulsüzlükler var. Bütün bunlara geldiğimizde tekrar en objektif piyasa şartlarına uygun şekilde değerlendireceğiz ve bu kurumların tekrar hak ettiği uluslararası ve ulusal değeri kazanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bir kere güçlenmiş parlamenter sistem konusunda elde edilen mutabakat çok önemlidir. Çok önemlidir. Çünkü mesele kişi meselesi değil, sistem meselesi. Biz tek başına bir kişiye güvenerek veya onun gücüne, basiretine, sağduyusuna güvenerek yol alamayız. Gerçekten öyle olsa bile sistem sağlam bir zemin oturmadıkça, iyi kurgulanmamışsa, işte siyasi şartların kişileri nasıl etkileyebileceğini kötü örnekleriyle gördük. Dolayısıyla önce sistem, sonra sistem, sonra yine sistem. Bu bakımdan elde edilen mutabakat çok önemli. Dediğiniz gibi o mutabakat açıklamasında da ortaya konduğu gibi bu bir işbirliği, bir birliktelik. Ancak ittifak bir seçim ile ete kemiğe bürünür. Bu bir seçim ittifakı değil. Benim şahsi kanaatim mümkün olan en kısa sürede yapılandırılmış, ilkeleri açık bir şekilde ortaya konmuş ve gelecek planlaması itibariyle de ana bir perspektifin verildiği bir ittifak yapılanmasının doğru olacağı, ittifakın yeniden yapılanmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Ancak bu konular istişareye açık konulardır. Bunlar konuşulacak. Tabii bütün liderler bu konuda kanaatlerini serdederek partilerimizin Türkiye'nin ortak vizyonu çerçevesinde daha geniş tabanlı bir işbirliği yapmasının imkanlarını araştıracağız. Önümüzdeki haftalarda 27 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz. Bütün bu konular konuşulacak. Önemli olan iyi niyet. Önemli olan şahsi hesaplarımızın, planlamalarımızın ülke vizyonunun önüne geçmemesi. Bizleri memnun eden o masada liderler arasında bu konuda güvene dayalı bir psikolojinin oluşmuş olması. Sonraki adımları hep birlikte değerlendireceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ise bu konuları hiç konuşmadık daha masada. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı veya konusu etrafında bir istişare etmedik. Sadece bu konunun günü geldiğinde konuşulması gereken bir husus olduğu konusunda genel bir kanaat birliği var liderler arasında. Tabii gazeteciler basın sorular sorulduğunda, soru sorulduğunda görüşler beyan ediliyor. Doğru olan husus şu, nihayet Cumhurbaşkanı adayı da Cumhurbaşkanlığı konusu da olmasa da istişare edilecek. Ve kişilerden daha çok, herhangi birimizin kişiliğinden daha çok Cumhurbaşkanlığı makamının gerektirdiği niteliklerin öne çıkması, o nitelikler tanımlandıktan
o niteliklerin gerektirdiği şartlar oluşturulduktan sonra kişiler konuşulabilir. Şu aşamada öncelikli konumuz bir isim tespiti değil. Şimdi tabii Rusya-Ukrayna gerilimi eğer dünyada hangi ülkeyi en çok etkiliyor diye sorsanız Türkiye'ye akla gelir. Her iki ülkeye de komşuyuz. NATO üyesi olarak bazı sorumluluklarımız ve NATO üyesi olmanın getirdiği ortak savunma ilkesi etrafında olabilecek senaryolardaki konumuz var. Diğer tarafta Rusya ile geliştirdiğimiz son derece önemli komşuluk ilişkileri var, ekonomik ilişkiler var. Bunların arasında Türkiye'nin bu çatışmanın hem en çok etkilenen tarafı olması söz konusu hem de en çok etkileyebilecek güce sahip olmasıdır. Çatışmanın bir an önce bitmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü etrafında bir çözümün bulunması Türkiye'nin çıkarınadır. Hatta Türkiye'nin çıkarına olan tek şey budur. O bölgede sürecek olan her savaş ve herhangi bir bölgede enerji fiyatları artışına, efendim ekonomik ilişkilerin neredeyse durma noktasına gelmesine yol açar. Ayrıca yeni riskleri beraberinde getirir. Son dönemde özellikle Antalya'da üçlü olarak yapılan yani Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanları arasında sergilenen diplomasi çok doğrudur. Ancak Türkiye maalesef bütün bu savaşı iktidar geç bir şekilde ve yavaş adımlarla takip etmeyi tercih etti. Savaşın başladığı günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika'da olması, Dışişleri Bakanı'yla, Savunma Bakanı'yla birlikte ve rüzgarın estiğini, bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu görememiş olunması bize zaman kaybettirdi. Yine Sayın Biden'ın Sayın Erdoğan'la telefon görüşmesi yapması doğrudur, önemlidir. Ancak Türkiye'nin NATO'da Ukrayna bağlamında yapılan bütün zirvelerin dışında kalmış olması, Romanya'nın, Polonya'nın dahi katıldığı zirvelerde Türkiye'nin davet edilmemiş olması da Türkiye'nin NATO'daki etkinliğini zayıflatmıştır. Rusya nezdindeki ikna kabiliyetini de zayıflatmıştır. Ancak şu anda yapılması gereken yoğun bir diplomasi ve Türkiye'nin bütün bu diplomatik çabalar içinde yer alması. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü esastır ve Rusya bu anlamda uluslararası hukuku çiğnemiştir. Bunun hiçbir uluslararası hukuk normu bunu mazur görmez. Ancak çıkan tabloda da bir an önce ateşkes şartlarının sağlanması ve bu uluslararası hukuk normlarına geri dönülmesinin temin edilmesi lazım. Prensip olarak Türkiye açık ekonomiden ve dünyada bütün ülkelerin parçası olduğu bir ekonomik ilişkiler ağından istifade eder. Rusya'nın bir yaptırıma muhatap olmadan bu sorunun çözülmesi Türkiye'nin menfaatinedir. Fakat bu tür ambargolarda şöyle bir tablo var. Siz girmek istemeseniz dahi bu bir iyi niyettir. Girmek istemezsiniz. Uygulamak istemezsiniz. Çünkü çıkarınıza aykırı. Ama uluslararası bankacılık sisteminin dışında kalmışsa bir ülke o ülkeyle transfer yapamazsınız. Sayın Tansu Çiller'in parti kurması konusunda ilkesel önce şunu söylemek lazım. Herkes Türkiye'de parti kurabilir. Yaşı ne olursa olsun, geçmişi ne olursa olsun. Partilerin kurulması demokrasilerin özelliklerindendir. Ancak demokrasilerde olur, bu başka yerlerde olmaz. Onun için demokratik bir sistemi savunan herkes parti kurma özgürlüğünde savunur. Ben o bakımdan Sayın Çiller'in de bir parti kurma teşebbüsünü yadırgamam. Herkesin hakkı. Ancak çok ilginç bir istatistik vereyim size. 2018 yılında Türkiye'de sadece iki parti kuruldu. 2019 yılında da sadece iki parti kuruldu. Düşünün, iki yılda toplam dört parti kurulmuştu 2018 seçimleri sonrasında. 2019'da biz 12 Aralık'ta Gelecek Partisi'ni kurduk. 12 Aralık 2019'da. Ondan bu yana Türkiye'de ben artık sayıyı unuttum 35-40'a yakın parti kuruldu. Gelecek Partisi'nin özelliği şuydu. Herkesin evet parti kurma vakti verimli bir veya parti kurma partileri olan ihtiyacın arttığını fark ettiği bir dönemde ama korkudan parti kuramadığı bir dönemde biz Gelecek Partisi'ni kurduk. Bütün baskılar önce biz göğüsledik. Bütün bakın tarihleri, yargı parti kuruluşlarına.
iktidarın çözülmesi, dağılması ihtimali ortaya çıktıkça da partilerin sayısı arttı. Kimisi bir tabela partisi olarak kaldı, kimisi yapılandı. Bunu ben siyasete Gelecek Partisi'nin getirdiği bir dinamizm olarak görüyorum. Sayın Çiller'in kuracağı partinin nasıl bir etki yapacağını göreceğiz. Kurulacak mı, kurulduğunda nasıl bir kadroyla çıkacak? Bütün bunlar mutlaka göz önüne alınacak. Ama bu siyasi canlılığı ülkemiz için ileride siyasi hayatımıza, hayatımıza dinamizm katacak bir unsur olarak değerlendiriyorum. Ben hiçbir zaman azla yetinmedim, arkadaşlarım da azla yetinmezler. Başbakanlığı bırakırken hatırlarsanız şöyle bir söz sarf edilmişti. Artık düşük profilli başbakan istiyoruz. Çünkü benim düşük profilli başbakan olmayacağımı hepsi biliyorlardı. Ve düşük profilli başbakanla Türkiye'nin nereye geldiğini hepiniz görüyorsunuz. Dolayısıyla İzmir'de de bizim iddiamız en güçlü parti olmak. Ve bu yönde de önemli mesafeler alıyoruz. Bütün Türkiye'de, İzmir'de de. Geçen sene deprem vesilesiyle gelmiştim. Geçtiğimiz aylarda. İl Başkanımız Onur Bey çok kısa sürede İzmir'de iyi bir altyapı oluşturduğunu dün gördüm. Sivil toplum kuruluşlarındaki o geniş katılım, sokakta bize duyulan ilgi, birkaç yüz metreyi bir buçuk iki saatte aldığımız bir ilgi. Hem Karşıyaka'da hem kemer altında. Eğer kalsaydık bütün gece de neredeyse aynı ilgi göreceğimizden eminim. Bu bütün Türkiye'de böyle. Ben hafta başında da Konya'daydım. Konya'da da büyük bir psikolojik değişim var. İzmir'de de öyle. Türkiye'nin her yerinde. Biz Gelecek Partisi olarak İzmir'de kısa sürede bütün ilçelerde teşkilatlanacağımıza ve herhangi bir baskın, erken, ne tür seçim olursa olsun o seçime en iyi şekilde Gelecek Partisi olarak gireceğimize inancım tam. Yeni şeyler duymak istiyor halkımız. Yeni çözümler duymak istiyor. Gelecek Partisi de bunun adresi olarak inşallah İzmir'de en etkili şekilde faaliyetlerini sürdürecek. Anketlerle ilgili çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz, tablolarla. Yani İzmir'de yaptırdığımızda da Anadolu'nun değişik yerlerinde de çok ciddi bir yükselme ivmesi kazanmış durumdayız. Ancak şunu ifade edeyim, bir sosyal bilimci olarak bunu söylüyorum. Anketlerin doğru netice vermesinin birkaç ön şartı vardır. Birincisi korku iklimi olmayacak. Yani insanlar kanaat beyan ederken herhangi bir kaygı gözetmeyecekler. Halbuki bugün Türkiye'de hiç kimse öyle bir iktidar öyle bir tablo oluşturdu ki herkes iki değil birkaç yüzlü oldu. Şu odada iktidarı eleştirdikten sonra diğer odada gidip iktidara övgü dizen bir psikolojik ortam da oldu. Öylesine ağır bir tablodur ki bu. Bazen tebessüm ama acı bir tebessümle karşıladığım bir tablo. Malum geçtiğimiz iki hafta önce kayınpederimizi kaybetmiştik. Şu anda iktidarda olan yani iktidara da bulunan bazı dostlarımız diğer dostlar aracılığıyla mesaj gönderip malum telefonlar dinleniyor bizzat arayamıyoruz. Taziyelerimizi iletir misiniz diyenler çıktı. Şimdi düşünün ki taziye mesajında bile bu korku ortamı söz konusuysa sıradan vatandaşımızın oğlu memur olan bir yerde iş arayan, mülakata girecek olan vatandaşın kendisini uzatılan bir mikrofona iktidar dışında bir alternatif işaretlemesi zor. Hele hele iktidardan kopmuş ve her türlü baskıyla siyaset yapmaya çalışan bizleri tercih ettiğini ifade etmek daha zor olur. Ve şunu Van'da bir memur sadece benim bir tweetimi beğendiği için Kars'a sürüldü. Sadece beğeni attığı için ve bu da kendisine söylendi. Şimdi böyle bir ortamda anketlerin çok doğru bir ölçme aracı olması beklenemez. İkincisi, seçim yaklaşmadıkça da gerçek kanaatler oluşmaz. Yani tahmini kanaatler. Onun için kararsızlar çok görünüyor. Yaklaştıkça anketler daha doğru netice verir. Üçüncüsü de maalesef Türkiye'de açık ifade ediyorum artık çünkü bazen isyan ölçüsüne getiriyorlar insanı.
dürüst anketçileri tenzih ederim ama anket bir piyasa haline, bir sektör haline dönüştü. Ve bunun örnekleri kamuoyunun çok da yetkin sayılı bir anket kuruluşunu Türkiye'yi kimin yönetmesini istiyorsunuz diye 10-12 isim verilir. Elimizde bunlar. Kendilerine de bunları gönderdik. Mahcup oldular. İçinde herkesin adı var. Bir tek benim adım yok. Lider düzeyinde sorulan soruda. Bir tek Gelecek Partisi'nin adı yok. Bu şey değil. Bu da gelip bizim partimizin bir yönetim, il yönetim kurulu üyesinin İzmir'de de yaşandı bu. İzmir'de de yaşandı. Gelecek Partisi'nin il yönetiminden birine yani sıradan bir vatandaş olarak geliniyor. Kimi destekliyorsunuz, hangi parti destekliyorsunuz diye sorulduğunda bir tek bizim adımız yok. Diğer isimlerini zikretmeyeyim, herkesin adı var. Ben bu partiyi, Gelecek Partisi'ni destekliyorum ve onun görünmesini istiyorum dendiğinde de listemizde yok, sizi başka bir yere yazalım ya da kararsız yazalım deniyor. Ve bu bir değil, iki değil, üç değil. Şu anda piyasada da sık sık zikredilen iki anket firmasında bunları yaşadık biz. En az iki anket firmasında. Bu tür şeyler bizim şevkimizi kırmaz. Ancak mücadele kararlılığımızı artırır. Bunu da ifade etmek isterim.